Bin yıla yakın beraber yaşayan Türk ve Kürt vatandaşlarımızı birbirinden ayırma politikaları ve burada askerlerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik katliamları Avrupa çapında protesto edildi. Nerede vatanlarından binlerce kilometre ötede büyük bir mitingle Stockholm'de Türkiye'deki ve dünyadaki terörü lanetlediler. Türkiye Türklerin Sergel Stork Meydanı'ndaki bu mitinginde Azerbaycanlı Türk dernekleri de Türkleri yalnız bırakmadılar. Azerbaycan ve İran'dan gelmiş olan Azeriler evlerindeki Azeri ve Türk bayraklarıyla Türklerin duygularına ortak oldular. Hamburg kentinde 20'nin üzerinde Türk Derneği'nin katılımıyla gerçekleşen teröre hayır mitingine Hamburg ve çevresinde yaşayan Türkler ilgi gösterdiler. Türk vatandaşlarının tek bayrak, tek yürek gerçekleştirdiği yürüyüşe Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Irak Türkmenleri ve Almanlar da kendi bayraklarıyla katılarak destek verdiler. Dortmund'da yapılan terör yürüyüşünde ise küçük çaplı olaylar çıktı. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da kirli oyunlara alet etmek isteyen kişiler her türlü tuzağa denemekten çekinmiyor. Gönderilen SMS'lere vatandaşı sokağa dökmek isteyen terör örgütü temsilcileri hedeflerine ulaşamadılar. Cumartesi sabahı Krefeld, Duisburg ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza söz konusu mitinglere katılma çağrısında bulunuldu. Gelen diğer uyarıcı mesajlarda ise bunun bir oyun olduğu belirtilerek vatandaşlarımızın bu oyuna gelmemeleri uyarısında bulunuldu. Cuma akşamından başlayan SMS'ler cumartesi sabahına kadar devam etti. İki kanattan SMS yağmuruna tutulan vatandaşlarımız Samanyolu Avrupa'nın yapmış olduğu uyarılar sayesinde gerçekleri öğrendi ve bir oyuna gelmekten kurtuldu.